يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني والخمسون من سورة آل عمران. نسفي تفسيرinin آل عمران suresinin 52. dersini 135. ayetinden itibaren okuyoruz. Öyle değil mi? وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. O kimseler ki fahişeyi işledikleri vakit. Fahişe ne demek? Fa'leten yahut da fi'leten mutezayidetel kubhi. Kubhi zayid, çirkinliği zayide olan herhangi bir fiili işledikleri vakit. İlla zina olması şart değildir. Yani kubhi fazla olan, çirkinliği fazla olan bir günahı işledikleri vakit. Peki bu vellezine mubtada olur ne olur? Diyor ve yecuzu en yekune vellezine mubtada en haberuhu ulaike. Vellezine vavu iptidayedir. Ellezine mubtada. Ulaike onun ne olabilir? Onun haberi olabilir. Ulaike nerede geçiyor? 136. ayetin başında. Oldu mu olmadı? Yani bu caizdir. Ne demek? Hani dün de söyledim, makable bir önceki ellezineye atıf da olabilir. O mubtada haber de olabilir. Ne olabilir? Mubtada haber de olabilir. Anlaşıldı değil mi? Bitti. Bu diyor ve yecuzu mahzu bir şey üzerine atıftır. Yani makabilden anlaşılan, mana itibariyle anlaşılana atıftır. O makabilden anlaşılan nedir? Vellezine ellezineye nedir? Matuftur. Vellezine ellezineye nedir? Matuftur da olabilir. Matuftur. Ama caizdir ki mubtada haber de olsun. O kimseler ki çirkin bir fiili, bir günahı işledikleri zaman ev zalemû enfusehum yahut enfuslarına zulmettikleri zaman. Enfuslarına ne? Zulm ettikleri zaman. اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Bildin Sefer Hocam. Kendilerine zulmetmek ne demek? Asi kılmak demektir. Günah işlemek demektir. Kendilerini Allah'ın azabına mustahak kılmak demektir. Kendilerine zulmetmek bu demektir. Oldu mu? Şimdi biz fahişetenden neyi aldık? Kubh-i ziyade olan herhangi fiil. Gile el fahişetu el kebiretu. Bir gile demiş, fahişe demek büyük günah demektir. Ve zulmü nefsi, nefsin zulmü ne demek? Es sagiretu, küçük günah demektir. Bazılar fahişet ile zulmü nefsi arasında böyle bir fark yapmışlar. Evil fahişetu ez zina, ya fahişeden murad nedir? Zinadır. Ve zulmü nefsi, zulmü nefs zinanın kendisi değil, zinanın mukaddimesi el kubletu nedir? Kublettir. Ve lemsetu. Yani kadını öpmek, ellenmek bu zulmü nefstir. Zina nedir? Fahişedir. Ve zulmü nefsi el kubletu ve lemsetu ve nahvuhuma. Kublet, lemsetin nahvi ne demek? Yani zinaya yol açan, zinanın mukaddimesi olan herhangi bir
davranış. O kimseler ki fahişeyi işledikleri vakit, nefislerine zulüm yaptıkları vakit, zekerullâhe. Hemen Allah'ı ne ederler? Allah'ı hatırlarlar veyahut da dilleriyle Allah'ı zikir ederler. O da diyorlar, zekerullâhe billisânihi. Allah'ı dilleriyle ne ediyorlar? Zikrediyorlar. Bu eğer zekeru zikirden olursa, neden olursa? Zikirden olursa. Ev kulubihim, ya kalpleriyle Allah'ı hatırlarlar eğer zekeru zukurden olursa. Zukur demek hatırlatmak, hatırlamak demek, zikir demek telaffuz etmek demek. Oldu. Niye Allah'ı hatırlarlar, zikir ederler? Liyeb'asehum, ta ki o zikir onları neysin? Teşvik etsin. Ala tevbeti, onları tevbeye neysin? Teşvik etsin. Allah'ı anıyorlar, hemen Allah'ın zikrinden veya zükrünün hemen akibinde فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Zunubları için ne ediyorlar? İstiğfar ediyorlar. Ne demek فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ فَتَابُوا عَنْهَا. Günahlarından tevbe ederler, pişman olurlar, vazgeçerler. Niye? لِقُبْحِهَا. O zunubların kubhından dolayı zunublardan ne ediyorlar? Zunublardan tevbe ediyorlar. Ama hale kevnihim nadimine, pişman olarak tevbe ediyorlar. Zaten pişman olmak tevbenin neyidir? Şartıdır. Günah işlenmiş, hem iyi ki işledim, o bir de ben pişmanım, bu tevbe değil. Tevbe, insan işlemiş olduğu zunublardan tevbe, pişman olarak tevbe ederse bu nedir? Bu istiğfardır. Bu hakiki tevbedir. Oldu. Bakın şeytan her yönüyle insanı kandırabilir, önüne geçebilir ama bunu önüne geçemez. Şeytan insanı kandırır, günah yaptırır. Bunu yapabilir. Ama tevbe ederse bu günah yine siler. Yani insan akıllı olursa burada şeytanı rahatlıkla yener. İnsan önce günah işlememeye dikkat etmeli. Şayet işlediği zaman gerçek manada tevbe etsin, günahını silsin. Bakın ile denilmiş ki Beka iblisu hine nezzelet hazil ayet. Bu ayet nazil oldu. Şeytan ne oldu? Ağladı. Eyvah, benim emeğim boşuna gitti. Çalışıyorum, çabalıyorum, günah işlettiriyorum. Günahını da işliyor, zevkini alıyor. Sonra pişman oluyor, tevbe ediyor. O emeğim boşuna gitti, bir daha sileniyor. Yani Allahu Zülcelal kullarına bu kadar merhametlidir. Merhameti hadsiz hesapsızdır. Ama istifade etmeyi bilemiyoruz. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ. Allah'tan başka kim günahları affeder? Yani hiç kimse af etmez. Mene istifamiyedir. İstifam burada nef manasındadır. Bakın o da diyor, مَنْ مُبْتَدَعُنْ. Men nedir? Mubtedadır. وَيَغْفِرُ خَبَرُهُ. يَغْفِرُ onun neyidir? Haberdir. Onun haberidir. وَفِهِ يَغْفِرُ da demirun. Bir demir var. يَعُدُوا اِلَى مَنْ. Mene ne yapıyor? Mene dönüyor. Mene istifamiye mubtede olur. يَغْفِرُ فِيَلْ فَعَلْ مُسْتَتِرْ هُوَ mene gidiyor. اَزْزُنُوبَ مَفْرُ olur. Bu cümle mene haber olur. Bu cümleyi mubtedaya rapt eden aida yaghfirudan mustatir huvedir. Ve illallahu bedelun mined demir fi yaghfir. Yani
İllallahu'daki Allah lefzi, bu müstesna olan Allah, yagfirunun içinde mene raci olan huveye ne olur? Bedel olur. Ve takdiru ve la ahade yagfiru zunube illallahu. Ve takdiru ve la ahade yagfiru zunube illallahu. Yani istifam burada nef manasındadır. Allah'tan başka günahları affeden hiç kimse yok. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ وَهَذِهِ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمَعْتُفِ وَالْمَعْتُفِ عَلَيْهِ Matuf وَلَمْ يُسِّرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا Matufu aleyhi فَاسْتَغْفَرُوا لِذُّنُوبِهِمْدِرْ Matufu aleyhi nedir? فَاسْتَغْفَرُوا لِذُّنُوبِهِمْدِرْ Bu cümle matuf, matufu aleyhi arasında ne? Muhteride bir cümledir. Anlaşıldı değil mi? Olabilir. Yani matuf matuf aleyh arasına, sıfet mevsuf arasına, hal zilhal arasına, muhtel haber arasına cümle muhterideler giriyorlar. Burada da matuf olan velem yusirru ala ma fa'lu, matuf aleyh olan festagferu arasına bu cümle ne olmuş? Muhteride olmuş. La mehallellaha minel İ'râb. Ve fihi Yüce Allah'ın bu kavlunda ve men yeğfirü zunube illallahu tetibun linufusil ibadi ibadlarının nefislerinin tetibi var. Nefislerini sevindirmek vardır. Tetib güzelleştirmek. Ve tenşitun li tevbeti, tevbeye teşvik var. Ve ba'sun aleyha, tevbe bir nedir? Teşviktir. Tenşit li tevbe, yani tevbeye doğru insanları nişatlandırıyor. Yani istekli kılıyor. Ve ba'sun aleyha, tevbeye ne ediyor? Teşvik ediyor. Ve rad'un anil be'si vel kunuti, omuz Bes, kunut, atu tefsir. Bes'ten, kunuttan bir zecirdir. Yes. Anil yesi. Anil yesi, kunut he. Yok, bes, şiddet demek. Yes, kunut, atu tefsir. Ve beyanu li sa'ati rahmetihi ve kurbi mağfiretihi. Allahu Zülcelal'ın rahmetinin genişliğinin beyanidir. Allahu Zülcelal'ın mağfiretinin neydir? Beyanun li saati rahmetihi, beyanun li kurbi mağfiretihi. Kime yakın? Minet taibi. Başka ne var burada? Ve fi tatibun li nufusil ibadi, bir. Ve tenşitun li tevbeti, iki. Ve basun aleyha, üç. Ve radun anil yesi vel kunuti, dört. Ve beyanun li saati rahmeti ve kurbi mağfiretihi, beş. Minet taibi. Ve iş'arun, bu da altı. Bi enne zunube ve in cellet. Günahlar ne kadar büyük olsalar olsunlar, fe inne afvehu, Allah'ın afu ecellü, daha büyüktür. Buna, bu ona işaret var. Ve keremuhu azamu, Allah'ın keremi nedir? Daha azamdır, daha büyüktür. O zaman ve fihi tatibun, ve fihi bu ayetin tamamı. Vellezine izâ fa'alu fahişeten ev zalemû enfusehum zekerullâhe فَاسْتَغْفَرُوا لِذُّنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ Anlıyorsunuz değil mi? Bunun tamamında bu söylediklerimiz vardır. Bir daha وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا İşlemiş oldukları günahlar üzerine ne etmiyorlar? İsrar etmiyorlar. İsrarcı olmuyorlar. Ne demek velem yusirru ala ma faalu ve lem yuqimu ala qabih fi'lihim. Qabih ala qabih fi'lihim ala fi'lihimil qabih. Sıfat mevsufuna idaf olmuş. Qabih olan fiilleri üzerine ikamet etmiyorlar. Yani devam etmiyorlar.
ne etmiyorlar? Devam etmiyorlar. Oldu mu olmadı? وَالْاِسْرَارُ الْاِقَامَةُ Yani وَلَمْ يُسِرُّ وَلَمْ يُقِيمُ ile tefsir etti. Bu tefsirin yerinde midir? Ya İmam Nesefi, evet. وَالْاِسْرَارُ الْاِقَامَةُ İsrar nedir? İkamettir. İkamettir. Bunun delili ne? قَالَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ مَا اَسْتَرَّ مَنْ اِسْتَغْفَرَ مَا اَسْتَرَّ مَنْ اِسْتَغْفَرَ İstiğfar eden kişi ısrar etmemiştir. Ve in ade fil yevmi seb'ine merreten bir kişi bir günde 70 sefer aynı günaha rücu etse dahi her rücudan sonra istiğfar ederse bu ısrar etmiş sayılmaz. İsrar insan bir günahı sürekli işliyor ve tevbe de etmiyor. İşte bu musir kabul edilir. Ve ruhiye bir hadis olarak rivayet ediliyor. Derecesi zayıf olduğu için ruhiye fiyale binayı meşhurle ne ediyor? Nakıl ediyor. Ne rivayet edilmiş? Bakın dikkat edin. Ne rivayet edilmiş? La kebirete me'al istiğfari. İstiğfarla beraber büyük günah yoktur. Ama ve la sagirete me'al israri. İsrarla birlikte küçük günah da yok. Yani bir tevbeyle beraber, bir tevbeyi, bir günah, herhangi bir günahı eğer tevbe takip ediyorsa, o büyük kabul edilmez. O tevbe onu küçüğe indirir, onu yok eder. Ama bir küçük günah sürekli işleniyorsa o da küçük kabul edilmez. Çünkü küçük günahın üzerine devam etmek büyüğe dönüşüyor. La kebirete mal istiğfar, istiğfarla beraber büyük günah yok. Ve la sagirete mal israri, israrla beraber küçük günah da yok. Bu İmam Deylemi, Musnedül Firdevs'e bu hadisi nakıl etmiş. Ve hum ya'lemun, cümle ismi hal olunca rabıt, vav tek de olabilir. Vav ile demir olabilirler. Demir tek olmaz. Demir tek. Niye vav tek olur da demir olmaz? Çünkü vav mecbur kelimenin, cümlenin başında geliyor. Onun için vav ile olan rabıt kuvvetlidir. Demir ya ortada gelir ya sonunda gelir. Vav kadar güçlü bir rabıt değil. Cümle isminin de istiklali kuvvetli olduğu için onu başka bir şey zilhala rapt etmek için kuvvetli bir rabıt lazım. O da vav ile demir ya ikisi olurlar ya vav tek olur. Buradan vahum bu cümle haldir. Rabıt hem vavdir hem ne? Huvedir. Vahum ya'lemun halun mined damiri fi velem yusirrudeki demire vava ne olur? Hal olur. Ey vahum ya'lemune ennehum esa'u. İşaret etti ki ya'lemûnenin mef'ulü nedir? Mahzuftur. Nedir o mahzuf? Ennehum esâ'u. Enne ismi haberiyle beraber ya'lemûnenin mef'ulüdür. Mahzuf mef'ulüdür. Evvehum ya'lemûn ne? Onlar biliyorlar. Neyi biliyorlar? Abdülmenen anlıyorsun. Onlar biliyorlar ennehum esâ'u. Ennehum ennehum. Birinci. Onlar biliyorlar. Ennehum esa'u. Kötülük işlediklerini biliyorlar. Bir de evvehum ya'lemuna ennehu la yaghfiru zunubahum illallahum. Onlar biliyorlar ki Allah'tan başka kimse onların günahlarını affetmez. Hulase ya'lemunenin mef'ulü mahzuftur. Ya ennehum esa'udur. Ya ennehu la yaghfiru zunubahum illallahum. Ennehudeki demir-u şendir. 135. ayet bitti. 136. ayete geçiyoruz. Ulaikel mevsufune. Bu vasıf edilen kişiler künnedirler. İza fa'alu fahişeten ev zalemen fuhsehum zekerullaha festagferu
فاستغفر لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. İşte o mevsuplanlar bunlar. Bunlar buradaki ulaike baid olan ismul işaret gelmiş, rütbelerinin uzak, büyük, yüksek olduğuna işaret ediyor. Cezauhum ind mağfiretun min rabbihim. Bunların cezaları, mükafatları Rabların tarafından, Rablardan gelen bir mağfirettir. Cezauhum ikinci mübteda. Hum mudafu ileyhi. Mağfiretun haber olur. Min rabbihim mağfiretuna nedir? Mutaalliktir. Cezauhum mağfiretun cümlesi ulaikeye nedir? Haberdir. Burada rabit nedir? Cezauhumdaki demirdir. Bakın bunların cezası mağfiretun. Anlıyorsunuz değil mi? Burada ceza denilmesi bir fiile karşı. Tabi onlar da bu saydıklarımız fa'lu fahişeten falan evzale muhafestagfiru li dunubihim ve lem yusirru. Ha, niye cezadır? Çünkü bunların bu fiiline karşı yüce Allah evet kendi fadlından veriyor ama sebep bunların bu fiilidir. Bu fiillerin mukabilinde yüce Allah ne diyor? Bunu veriyor. Bir de mağfiretunun tenvini tazim içindir. Cezauhum mağfiretun haberi cümle ismi olarak getirdiği daha tekit, daha istimrari ifade etmek içindir. Oldu mu olmadı? Şimdi cezauhum mağfiretun min rabbihim neye karşıdır? Bi tevbetihi. Sanki de öyle mi der? Evet. Cezauhum mağfiretun min rabbihim bi tevbetihi. Ha. Şimdi cezauhum mağfiretun min rabbihim mağfiret bi tevbetihi. Allah'a tevbe ettiklerinden dolayı Allah onların günahlarını ne ediyor? Siliyor. Tamam. Günah işlediler, tevbe ettiler. Allah tevbeleriyle ne etti? Günahlarını sildi. Bu sefer ve cennatun onların cezaları bir sürü cennetlerdir. Bu neye karşı? Bu da bir rahmetihi. Allah'ın rahmetine. Kendi rahmetiyle. Allah'ın rahmetiyle. Yani Allah'a etmiş oldukları tevbe ile onların cezaları mağfirettir. Allah'ın rahmetiyle bir de onların ikinci cezaları da nedir? Cennettir. Bazı sebebiyet manası var değil mi? Tabii. Bir sebebi tevbe. Hani bir sebebi tevbetihi, bir sebebi rahmetihi. Anlaşıldı değil mi? Ama nasıl cennetler? O cennetler ki, bakın cennatun, buradaki cem'u kılle kesret manasına kullanılır. Bir sürü cennetler var. Tenvini tazimi ifade ediyor. O cennatlar da tecri min tahtihel enharum. Onların altından irmaklar ne yapar? Akarlar. Halidine fiha. Onlar o cennetlerde nedirler? Ebedidirler. Ve ni'me ecrul amilin. Amillerin ecri ne güzeldir. Bakın. Tecrimi tahtiha. Cennetlerin altında demek orada mudaf mukadder. Tecrimin tahti kusuriha. Cennetin köşklerinin altında. Yahut da tecrimin tahti eşcariha. Cennetlerinin ağaçlarının altına irmaklar akıyorlar. Yoksa cennetlerin altından irmaklar akmaz, aksa da faydası ne? İrmaklar akarsa ağaçların, yeşilliklerin içinden insan orada oturur, bakar, zevk alır. Ama altta akmaz, aksa da faydası ne? Ha bu cennetler onlara vardırlar ama geçici de değiller. Halidine fiha. En büyük nimet o cennetlerde onların ebedi olmalarıdır. Ve ni'me ecrul amilin.
Güzel amel işleyenlerin ecri ne güzeldir. Şimdi ni'me fiil, ecru ni'menin faalidir. Amiline mudafu ileyhi olur. Anlıyorsun Sefer Hoca. Mahsusu bil medh nerede? Bakalım. Diyor, el mahsusu bil medhi mahzufun. Mahsusu bil medh nedir? Mahzuftur. Ey ve ni'me ecrul amiline zalike. Bakın, ecrul amilin faal olur. Zalike mahsusu bil medhdir, mahzuftur. Bu söylediğimiz nedir? Mağfiret ve cennatun tecmi tehdiyel enar. Bu amillerin en güzel neyidir? Ecridir. O zalike nedir? Yani el mağfirete ku ceza'un mağfiretundur. Vel cennati ku ve cennatundur. Oldu mu olmadı? Evet. Bildiniz mi? Nezelet bu ayet nazil olmuş. Fit temmarin. Temmar mübalağa. Yani temmar, hurmeci, hurma satan kişi. Bir temmar hakkında. Yani hurma satan bir tüccar hakkında nazil olmuş. Kâle li imratin turidu temre. Kadının biri gelmiş, ondan hurma ne etmiş? İstemiş. O da o kadına demiş ki, fi beyti temrun ecvedu. Benim evimde daha güzel hurmalar var. İstiyorsan evdekilerden vereyim sana. Fe edhelaha beytehu. O kadını evine idhal etmiş, götürmüş. Hurma verme bahanesiyle. Ve dammaha ila nefsi, kendi nefsine yapıştırmış. وَقَبَّلَهَا O kadını öpmüş. Sonra ne diyeyim? Hemen pişman olmuş. Yanlış işlediğini, günah işlediğinin farkına vararak pişman oldu. Bu ayet işte onun hakkında ne oldu? Nazır oldu. اَوْ فِي اَنْسَارِيِّنْ Yahut da bu ayet bir ensari hakkında. Bu ayet değil, bir önceki ayet ile bu ayet ikisi bir ensari Ensarilerden birinin hakkında nazil olmuş. İstahlefehu Sakafiyyun. Sakafi kabilesinden biri onu kendine ne etmiş? Halife etmiş. Hal hal ve kad aha beynehuma ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Sakafi olan muhacir ile o ensari olan kişi arasında Allah Resulü kardeşlik bağını kurmuştu. Onları kardeş etmişti. Ha, istahlefehu sakafiyyun. Sakafi onu halife etmişti kendine. Fi gaybeti gazvetin. Herhangi bir gazvetin gaybetinde. Yani o sakafi gazvete gitmiş. Bu ensariye demiş, benim çoluk çocuğum sana emanet. Göz kulak ol. Fe'ete ehlehu. Bu ensari o sakafinin ehline, evine geldi. Niye? Li kifayeti hacetin. Bir hacetin kifayeti için. İhtiyacınız var mı? Yani onların bir işini, bir hacetini görmek için o sakafinin ehline gitti. Ferra'aha, orada onun eşini gördü, şeytan onu kandırdı, fekabbelaha. O takbilden sonra fennedime ne etti? Pişman oldu. Fesahe fil ardi, yani yerde yürümeye başladı, sersemleşti. Sarihen bağırarak tevbe etti, istiğfar etti. Festa'tebehullahu ta'ala, Allah-u Zülcelal onun tevbesini ne etti? Onun tevbesini kabul etti. Festa'tebehu Allahu demek yani kabile tevbetehu. Onun tevbesini ne etti? Kabul etti. Oldu. 137. ayete geldik. Burada duralım. 137 değil mi? 137. Yarın da 140'a kadar bakabilirsin.
Oldu mu? Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati Arabi.